Başta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım olmak üzere AK Parti ve MHP cephesi emekli maaşlarına zam için 1 Ekim'i işaret etti. Emeklinin beklediği gün geldi, çattı. Ama meclisin açılışı da emekliye yılbaşından önce ara zam ya da ikramiye var mı sorusunu aydınlatmaya yetmedi. Fox Haber milyonlarca emekli gibi o sorunun peşinde Bahçeli ve Erdoğan'a soruları sordu. En dikkat çekeni Erdoğan'ın yanıtı oldu. Yılbaşından önce müjde olur mu sorusuna inşallah demekle yetindi. Sayın Cumhurbaşkanım, emekli maaşları ile ilgili sizden gelecek haberi bekliyor emekliler. Çalışma Bakanı ve Binali Yıldırım Ekim ayı demişti. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Emekli özellikle maaşları ile ilgili grubunuzun dile getirmiş olduğu bir vaat de vardı. Bununla ilgili bir takvimle ilgili görüşmeleriniz oldu mu? Bir müjde gelir mi? Bizim bir özel bir görüşmemiz tekrar olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz. Emeklilerin gözü kulağı 1 Ekim'de hükümetteydi. Fox Haber hem Cumhurbaşkanı'na hem de Cumhur Ortağı Devlet Bahçeli'ye cevabı beklenen o soruyu sordu. Daha önce yıl sonu diyen Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanı'nı işaret etti. Aralık ayına gelmeden bir ara zam yapılır mı sorusuna inşallah demekle yetindi. Vedat Bey bütün gerekenleri sordu. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Temmuz ayından bu yana emekliler maaşlarına yapılacak düzenleme için bir adım bekliyor. Çünkü 7500 lira ve altında maaşı olan 5,5 milyon emekli kök maaşı nedeniyle tek kuruş zam alamadı. Zam alanların ise hayat pahalılığı yüksek enflasyon karşısında alım gücü gün be gün eridi. Tek umutları ara zam içinse AK Parti'den MHP'den kim konuşsa Ekim ayını meclisin açılışını işaret etti. Meclis açılır açılmaz 7500 alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma iyileştirme yapılacak diye düşünüyorum. 7500 lira maaş alan emeklilerle ilgili biraz gecikmemiz oldu. Bunu da Ekim'de meclis açılıyor, inşallah devam edeceğiz. Meclis açıldı, gözler de AK Parti ve MHP grubuna çevrildi. Mecliste yasama yılı açılışının ilk gününde verilen sözler hatırlatıldı liderlere. Zam takvimi soruldu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Maaşı 7500 lira altında kalan emekliler için Erdoğan daha önce olacak iş değil demiş, bakanlara maaş düzenlemesi için çalışma talimatı vermişti. Sonra en geç yıl sonunu işaret etti. Şimdi ise yılbaşından önce bir müjde olur mu sorusuna inşallah dedi. MHP lideri ise daha temkinli kurdu cümlelerini. Zannediyorum kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz. Başta emeklilerimizin tabii ki beklentileri var. 2024 bütçe kanunumuz Ekim'in ikinci haftasından sonra üçüncü haftasında gündeme gelecek. Net bir tarih vermeden yakın zamanda emeklilere olumlu dokunuşlar yapacağız diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise bu kez 2024 bütçesini işaret etti.